25 milyonluk başka bir postadan daha bahsediliyor. Tarih tam olarak ne zaman? Aralarında şunlara kaç doz gelecek? Ben şunu söyleyeyim. Aşı ile ilgili Aralık ayında genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Ve bununla ilgili inaktif dediğimiz, daha önceden teknik olarak iyi bildiğimiz, yan etkisinin de az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon ama muhtemelen 20 milyon gibi planlamış olacağız, temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon. Biz bu rakamları daha da arttırma gayreti çabası içindeyiz. Özellikle bu dönemde, en erken dönemde Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz. Yani geciktirmeden erken dönemde yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. Bunun dışında Pfizer'in aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Özellikle Pfizer'in aşısıyla ilgili de bu dönemde bizim için yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde bir yaklaşımımız oldu. Yani Nisan ayına kadar verebilecekleri ne kadar aşı olursa biz onu almaya talip olduğumuzu söylemiş olduk. Fiyat ve benzeri konularda zaten mutabık kalmış. Dolayısıyla bunun söyleyeceğim. Bunun dışında ayrıca dünyada erken dönemde ruhsat alabilecek olan firmalarla da yakın iletişim ve görüşme halindeyiz. Hedef olarak vatandaşımıza erken Aralık ve Ocak ayını özellikle hedefleyerek yoğun bir şekilde aşıyı yapmak istiyoruz. Bir taraftan da yerli aşımızı bu dönemde biliyorsunuz birinci fazı Aralık ayının muhtemelen 14-15'inde bitmiş olur. Eğer bu şekilde devam ederse faz 2'ye geçilmiş olur. Bizim yerli aşımızın da Nisan ayında faz 3 ve yaygın kullanımına geçebileceğimizi düşünüyoruz. Her şey normal seyrederse. Bizim aşımız da inaktif bir aşı, ilk aşı. Farklı mRNA, protein, vektör ve benzeri 16 tane biliyorsunuz aşımız var. Onlarla ilgili çalışmalarda da çok yakın takip ediyoruz. Ama en erken olabilecek aşımızın inaktif olduğunu, teknolojik olarak bilinen ama bu teknoloji yani inaktif aşıların daha pahalı olduğunu, üretiminin daha zor olduğunu, kolay olmadığını, diğer aşıların ise mRNA ve benzeri daha maliyetinin ucuz, daha yoğun üretilebilir aşı olduğunu bilelim. O nedenle biz vatandaşımız için güvenilir ve etkinliği olan aşıyı daha çok tercih ederek erken dönemde bunu temin edip yapma taraftarıyız. Ben zannediyorum Aralık'ın 11'inden sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarımızdan öncelikle başlamak üzere. Şu an bilim kurulumuz bununla ilgili bir stratejiyi hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili de bir çalışmayı zannediyorum bir hafta 10 gün içerisinde en geç tamamlamış olur. O durumda da bunu da açık bir şekilde nasıl yapacağımızı da paylaşmış olacağız. Teşekkür ederim. Aşılar yola çıktı o zaman. İnşallah diyelim. Sözleşmeler imzalandı. Şimdi şöyle diyorum. Diyorum ki öncelikle sağlık çalışanları ama devamında kimlere yapılması gerektiğiyle ilgili şu an bilim kurulumuz çalışıyor üzerinde aşı bilim kurulu. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız. Yani sağlık çalışanlarımız tabii ki riskli kişiler öncelikli olacak. Belki hizmet sektöründen belki bir şekilde daha çok vatandaşımızla temas içinde olan kişiler olabilir. Bununla ilgili nasıl bir planlama olacağı da Aşı Bilim Kurulu'nun hazırlayacağı stratejiye göre ilanlandır ve biz onun da zaten açık duruşuyoruz. Teşekkür ederim. Yaş dilimi olur mu efendim? Yaşlara bir ayarlamada olur mu yoksa sadece yani sağlık... Riskli gruplar daha öncelikli olur. Efendim aşı güvenirliği nedir? Yani çeşitli spekülasyonlar var. %30 koruduğu falan tepkinde. Şimdi bununla ilgili şunu bilelim. Bu aşıların sonuçta bir değeri var. Bu aşıları sonuçta üreten geri planda firmalar var. Dolayısıyla bu anlamda herkesin farklı bir stratejisi olabilir. Biz vatandaşımıza özellikle güvendiğimiz ve de etkinliğini bildiğimiz aşıyı daha çok tercih etmek zorundayız. Bunu da bilebilecek bu konuyla ilgili yaklaşımı ve bilgilendirmeyi yapabilecek olan da zaten bilim kurulumuz olacak. Dolayısıyla bilim kurulunun kendisi için istediği, önerdiğini tabii ki vatandaşımız da içinde istemiş olacağız ve gereğini yapacağız. Teşekkür ederim.